Mistik Yoldan merhaba, ben Cem Çiloğlu. Günümüzde pek çok insanın ilişkilerle ilgili çok ciddi sorunu var. Ve bu aslında bakarsanız muhteşem bir şey. Çünkü doğru kullanıldığında ikili ilişkiler bizim kişisel gelişimimize çok ciddi bir ivme kazandırabilir. Biz de bu videoda modern insanın ilişkilerle ilgili sorunlarını ve buna bağlı olan bir ruhsal prensibi ele aldık. İyi seyirler diliyorum. Günümüzde insanlar neden aşık olamıyor? Modern insanın pek çok konuda başarılı olduğu bir gerçek. İnsanoğlu son 15-20 senede internetin gelişimi, güneş sistemindeki diğer gezegenlerin yakından incelenmesi ve 3 boyutlu yazıcılarla üretilen insan organları gibi önemli gelişimler gördü. Peki dünya bu kadar değişirken ilişkilere bakış açımız ne gibi değişikliklere uğradı? Dünyayı anlama kabiliyetimiz ikili ilişkilerde başarılı olmamızı sağlıyor mu? Geçmişin el yazısıyla yazılan mektupları mı daha çok aşkla yüklü, yoksa WhatsApp mesajları mı? Bu konuda fikir yürüten pek çok kişi, yeni nesillerin aşk ve ilişkiler konusunda daha öğrenecek çok şeyi olduğunda hemfikir. Üstelik çok da geçerli nedenleri var. İsterseniz bunlara kısaca bir göz atalım. Modern dünya bize gitgide yüksek hız ve hemen sonuç almaya odaklı bir yaşama biçimi sunuyor. Yüksek hızlı internetten fast foodlara ve 4.5G telefon hizmetine kadar hemen her yeni gelişme bizim o teknolojinin getirdiği hıza ayak uydurmamızı sağlıyor. Önceleri ayak uydurduğumuz herhangi bir şey, bir süre sonra yeni bir standarda, ardından vazgeçemediğimiz bir alışkanlığa dönüşüyor. Acıkınca bir iki tıklamayla istediğimizi evimize getiriyoruz. Sıkılınca bizi eğlendirmek için sırada bekleyen yüzlerce oyun ve uygulama var. Aklımıza bir soru takıldığında arama motorları emrimize amade. Hemen her şeye anında erişimin normal olduğu yeni dünyada, on yıllar boyunca sefere çıkan büyük orduları, yapımı yüzyıllar süren binaları, bedenini ve ruhunu geliştirmek için ömrünü adayan insanları anlayamıyoruz. Hatta anlamamak ne kelime? Hiçbirimiz yavaş çalışan ATM'lere, düşük hızlı internet hizmetine tahammül edemiyoruz. Önceki nesillerin hayal bile edemeyeceği hızda hayatlar yaşamak, ilişkilerde de benzer beklentilere girmemize neden oluyor. Halbuki yaşam tempomuzun aksine iki insanın birbirine tam olarak güvenmesi ve güzel bir ilişki için gereken adımlar çok değişmedi. Aşk yavaş olgunlaşan bir şeydir. Sabırlı olmaya ve birkaç buluşmadan daha fazlasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Her birey bir parça egosantriktir. Öncelikli olarak kendimizi ve ihtiyaçlarımızı düşünürüz. Bunun iyi bir şey olup olmadığı bir başka tartışma konusu. Ancak şu kesindir ki, dünya şu an için böyle işliyor. Bu insan doğasının bir parçası. Problem, ben merkezciliğimiz empati duygumuzun önüne geçtiğinde ortaya çıkıyor. İnsan sosyal bir varlık ve doğamız gereği farklı boyutlardaki topluluklarla yaşamak ve onun işlevsel bir parçası olmak zorundayız. İlişkiler de en küçüğünden bir topluluktan başka bir şey değil. Biz kendimize, ihtiyaçlarımıza, arzularımıza odaklandıkça topluluğun diğer üyelerinin ihtiyaçları göz ardı edilmeye başlanıyor. Kendi çıkarlarımızla karşımızdakinin çıkarları arasındaki dengeyi tutturamamak bağların kopmasına ve ayrışmaya neden oluyor. Her şeyi kendi kafamıza yattığı şekliyle yapmak istiyoruz. İşler istediğimiz gibi gitmezse güvensizlik hisleri baş gösteriyor. Bu yüzden ödün vermede ve uzlaşmada isteksiziz. Bu mantık hayatın vahşi dalgalarıyla tek başına mücadele ederken işe yarayabilir ama kendi konfor alanımızdan çıkıp bir başka kişiyi hayatımıza davet edeceksek bu tavrı değiştirmemiz gerekir. Romantik bir ilişkiye girdiğimizde daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu hatırlamalıyız. Bizim istek ve ihtiyaçlarımız birlikte olduğumuz kişinin ihtiyaçları kadar değerlidir. Ve ilişki her iki taraftan da zaman zaman ödün vermelerini bekleyebilir. Maalesef aşk her zaman en uygun koşulların içinde oluşmayabilir. Sizin veya sevdiğiniz insanın veya her ikinizin birden duruma yeni bir yaklaşım getirmesi, elini biraz taşın altına koyması gerekebilir. Her ilişki gelişebilmek için makul seviyede bir zorluğa ihtiyaç duyar. Aşkınız için gerekirse kafanızdaki planları erteleyebilir veya ilişkiye uyumlu hale getirebilirsiniz. Gelin
Pek çok insanın aşk hayatlarında duvara toslamasının bir diğer nedeni ise gerçek anlamda sağlıklı bir ilişkiyi görmemiş olmaları. Aslına bakarsanız aşk nasıl hissettirir onu bile bilmiyoruz. Müzik, kitap ve film olarak tükettiğimiz pop kültürü bize gözyaşı ve drama yüklü senaryolar sunabilir. Bunlar her ne kadar eğlenceli olsa da gerçeği yansıtmazlar. Eğlendirebilmeleri için gerçeği farklı biçimlerde çarpıtmaları zorunludur. Biraz abartıya kimsenin itirazı olmasa da küçük yaştan itibaren bunların yüzlercesiyle bombardıman edilmenin insanın aşk algısını çarpıtacağı kesindir. Her ne kadar beklentilerimiz gerçek dışı olsa da beklediğimizi elde edememenin acısı son derece gerçektir. Aşk böyle bir şeydir işte. Bazen sorunlu ve zordur. Bu yüzden karşımızdakine hata payı vermek, onun da bir insan olduğunu hatırlamak ve gerçekçi olmak işe yarayacaktır. Aşk çok katmanlı ve sürekli dönüşen bir şeydir. Aşk farklı insanlarda öyle değişik dinamiklere sahip olabilir ki bu konuyu hiç öğrenmemiş olduğumuz hissine kapılabiliriz. Bu kesinlikle utanılacak bir şey değil. Asıl soru şudur: daha iyi bir aşık olmayı öğrenebilir miyiz? Açıkçası daha iyi bir insan olmak için, kendimizin bir üst versiyonunu yaratmak için ne yapmamız gerekiyorsa bunların hepsi bizi daha iyi bir aşık haline getirebilir. Öncelikle şu soruya dürüstçe yanıt vermemiz gerekir. Kendinizi seviyor musunuz? Sizinle tıpatıp aynı bir karşı cinse çekilim duyar mıydınız? Eğer kendinizden hoşnutsanız, hayatın doğal akışı içinde karşınıza doğru insanlar çıkacaktır. Eğer en temelde kendinizi beğenmiyorsanız, size uyumlu olmayan insanların peşinde koşarak enerjinizi heba etmeniz olasıdır. Çünkü siz kendi içinizde tamam değilseniz hiç kimse sizi tamamlayamaz. Bir başka deyişle, kimsede sizin eksik yapboz parçanız yoktur. Siz kendi kendinizi tamamlamak zorundasınız. Bir kere kendinizi kabul etmeyi öğrendiğinizde sahip olamayacağınız kişiyi aslında neden istiyor olduğunuzu fark edeceksiniz. İçinizdeki üçkağıtçıyla yüzleşecek kadar kendinizi kabul ettiğinizde o kişiyi hangi eksik yanınıza yama yapmak istediğinizi tüm berraklığıyla göreceksiniz. Bu noktadan sonra öyle bir ilişki istemezsiniz. Kendi enerji bütünlüğünüze uyan ideal kişi karşınıza çıktığında da her şey büyük bir doğallıkla gerçekleşecektir. Kendinizi kabul ettiğinizde aynı cesareti göstermiş müstakbel partneriniz sizi bulacaktır. Peki doğru insanları bir araya getiren evrensel mekanizma nedir? Biz kendimize benzeyen insanları çekeriz. Burada sadece romantik çekilmeden bahsetmiyoruz. Bu kişilerle enerjisel anlamda benzer yayınlar yaptığımız için hayatımıza giriyorlar. En derindeki inançlarımız ve dünyayı görme biçimimiz her birimizde parmak izi gibi eşsiz ama yine de benzerleri bulunabilecek ego yapıları oluşturur. Okulda bir derse girdiğinizde nereye oturmayı tercih edersiniz? Öğretmeni rahat görebileceğiniz ve hemen soru yöneltebileceğiniz ön sıralara mı? Yoksa dikkat çekmeden dersi dinleyebileceğiniz, hatta uyuyabileceğiniz arka sıralara mı? Kişiliğimiz, hayatımız boyunca bunun gibi küçüklü büyüklü, milyonlarca seçimle damla damla birikir ve kendimiz olarak bildiğimiz yapı ortaya çıkar. Hayatımıza giren insanlar da büyük çoğunlukla bu yapıya uyumlu, deyim yerinde ise enerjisel akranlarımızdır. Romantik uyumluluk tamamen bununla ilgilidir. Neden ilk tanışmada karşımızdakine hobilerini veya dinlediği müziği sorarız? Asıl amaç buradan yola çıkarak bizimle aynı frekansta olup olmadığını test etmektir. Aynı duygusal deneyime çekildiğimizi teyit etmek isteriz. Böylece gelecekte aynı ortak duygu üzerinden bizimle derin bir bağ kuracağını ümit ederiz. Nihayetinde her şey enerjidir. Bunun ötesinde başka bir şey yoktur. Siz benzer frekansı kendinize çekersiniz veya arzu ettiğiniz frekansa kendinizi ayarlama suretiyle realitenizi değiştirirsiniz. Hepimiz bu bilgiyi belirli bir düzeye kadar biliyoruz ve bilinçaltısal anlamda ona uygun davranmaya çalışıyoruz. Şimdi bu yaşamsal prensibi tam olarak tanımak, onun hayatımıza nasıl etki ettiğini fark etmek ve yayıyor olduğumuz enerjinin sorumluluğunu tam olarak alma zamanı. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer daha henüz Mistik Yol'a abone değilseniz yukarıdaki abone ol linkinden Mistik Yol'a abone olabilirsiniz. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.